Değerli TV1 izleyicileri, Düşünecek Sen'de programında bu hafta yine sizlerle beraberiz. Konuğumuz araştırmacı yazar Furkan Yılmaz Altınöz hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam hiç şüphesiz bizler için en değerli hazinelerden birisi bilgidir. Evet. Ve bir söz vardır. Dünyanın en büyük sermayesi ve en büyük gücü bilgidir. Ki Allahü Teala da bizleri ilimli birer öğrenmeye emreden, ilimle hayatını idame ettiren varlıklar olarak yaratmıştır ki ilim zaten alimeden gelen bir kelimedir. Öğrenmek, bilmek anlamına gelir. Ki yüce dinimizde Rabbimizde bizlere ilk emir olarak oku diyerek emretmiş bir peygamberin ümmetiyiz ki bilginin kaynağı da hiç şüphesiz ilk olarak vahiydir. Sonra akıldır, daha sonra duyularımızdır. Biz de bugünkü programımızı bu eksen çerçevesinde Kur'an ve bilginin kaynağı olarak aldık. Kur'an ve bilginin kaynağı nedir? Evet. İkisini bir arada ele alacak olursak. Şüphesiz 21. yüzyıl geldiği noktaya aslında bilginin kıtalar arası bir dolaşıma girmesiyle birlikte insanlık tarihinin tabi bilebildiğimiz kadarıyla en yüksek seviyesini bilgi ve iletişimde ulaştığını bu anlamda söylemek mümkündür. Tabii Kur'an bize birkaç ayet-i kerimede Allah size bazı kavimlerden bahsetti ama nicelerinden de bahsetmedi, Evet. size bildirmedi diye ayet-i kerimelerde bizim bilemediğimiz o kayıp şehirler, kayıp nesiller ya da kayıp coğrafyaların da varlığını bu anlamda söyleyebiliriz. Dolayısıyla bilgi insanın yaratılışıyla birlikte ortaya çıkan, Adem peygamberle birlikte ortaya çıkan ve peygamberlerin üzerinde de mucize olarak en üst seviyede tanık olunan, görünen maddi ve manevi bir sonuca biz bu anlamda bilgi adını veriyoruz. İlim, tabi bunların hani burada ilim, bilgi bir isimdir. İlim ise bir fiil ortaya koyarak elde edilme yöntemi ne verilen bir tanım olarak bunu anlayabiliriz. Bu anlamdan bakıldığında Kur'an zaten ismi gereği kara'eden türeme ya da ona ondan müştak olma boyutuyla okunan yani bilinmesi gereken bir şey anlamına gelir. Dolayısıyla Kur'an ve bilgi denildiğinde aslında et ve tırnak gibi bir boyut ortaya çıkar ki bilgiyi üreten, bilgiye kaynaklık eden değer Kur'an'dır. Başka bir ifadeyle bilgiye kaynaklık eden şey semavi bilgidir, kaynaktır. Çünkü Kur'an'ın ifadesiyle ki imanımız da bu anlamda odur. Yeryüzüne ilk bilginin hareketliliğini veren şey Allah'ın Adem peygamberi yarattığında ona isimleri bu anlamda öğretmesidir. Tabi buradaki isimlerden maksat o gün şartlarda ve kıyamete kadar gelebilecek insanlık için olması gereken bilginin, ilmin anahtarlarını ve formülünü Adem peygambere Allah'ın öğretmesidir. Ve bilginin ilk hareketini yani müteharrik boyutunu böylece Adem peygamber ortaya koymuştur Allah'ın ona öğretmesiyle beraber. Burada Kur'an bir bilgi kaynağıdır, ilim kaynağıdır, hayat kaynağıdır ve bilgiye kaynaklık etmektedir. Fakat Evet. bu noktada tabii ki bilginin ahlaki boyutu, ibadet boyutu ve bazı boyutlarıyla Evrensel boyutlar var. evrensel boyutuyla yani bizzat Allah'a ait olan ve kıyamete kadar değiştirilemeyecek olan boyutu yani bizzat peygamberlerin ortaya koyduğu bir değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek bir bilgi, ilim boyutu vardır Kur'an'ın. Bir de insanın
kendisine verilmiş, onun aklına, kalbine emanet edilmiş, onun çalışmaları sonucu, üretmeleri sonucu ortaya çıkan bilgi boyutunun bu anda varlığını görebiliriz, söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada bilgi asli olarak, kaynak olarak Allah'a aittir ve Allah bunu Adem peygamber üzerinden yeryüzüne tabiri caizse servis etmiştir. Burada bilgiye kaynaklık etme noktasında İslam, yani semavi anlayış, bozulmayan Yahudilik ve Hristiyanlık bu çerçevede bilginin kaynağının peygamberler olduğunu bize söyler. Evet. Ki Allah Adem peygamber, yani meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde onlar, yani biz seni gereği gibi tesbih ediyoruz, anıyoruz, zikrediyoruz, uluyoruz. Yani yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın diye bir itirazları veya bir anlama girişimleri vardır. Aslında burada meleklerin bilgiye ortak olma diye bir girişimleri söz konusudur. Evet. Yani Allah'ın bilgisine, iradesine, ilmine bu noktada melekler bir müdahalede bulunarak bilginin kaynağına kendilerinin de ortak olması gibi bir durum söz konusudur. Fakat Allah burada Adem peygambere o eşyanın isimlerini öğretip hadi bakayım söyleyin ey melekler siz ona bu konuda ne diyeceksiniz diye onlara bu şekilde bir sınava tabi tuttuğunda onlar seni tesbih ederiz diyerek bu konuda bir teslimiyet ortaya koyarlar. Yani melekler Allah'ın yeryüzüne Adem Aleyhisselam üzerinden servis ettiği, gönderdiği o bilgi ve gelecek hakkında söz söylemeye, bu iradeye, bu bilgi ortak olmaya yöneldiler. Fakat Allah, hayır siz bunu bilemezsiniz, ben bilirim diyerek bir örnek de ortaya koyduğunda melekler teslim oldular. Evet, evet sen bilirsin. Hatta ayette şunu söylüyorlar, ancak bizim bilmediklerimizi ancak sen bilirsin buyurarak diyor. Ne yaptılar? Rabbimizin bu emrine teslim oldular, bir teslimiyet evet. gösterdiler. Öyleyse burada bilginin kaynağı Kur'an'dır evet. ve peygamberdir. Vahidir. Vahidir. İnsan bu şekilde kainatın yaratılışı, kıyamet, ibadetler, bazı hukuki naslar, kaideler, evet. ahlaki Kurallar. Değerler ve bir takım toplumsal ilişkiler, inanç dünyasıyla ilgili olarak kuralları bizzat Kur'an ve sünnet ortaya koymuştur. Ama bir takım şeylerde, örnek mühendislik faaliyetlerine gelecek olursak, hiçbir peygamber bir mühendislik faaliyeti ortaya koymamıştır. Yani mühendisliğin öncülüğünü yapmamıştır. Evet. Bir teknoloji üretim merkezi kurarak insanlara teknoloji servisinde bulunmamıştır. Evet. Tüm peygamberler kalbi, akli, manevi, bedensel bir bilgi, ilim ortaya koymuşlar, üretmişler. Sosyolojik anlamda insan çevre, insan Allah, insan diğer varlıkla ilişkisi noktasında kurallar ortaya koymuşlardır. Fakat bir tekerleğin icadı noktasında hiçbir peygamber rol almamıştır. Bir elektriğin icadı noktasında hiçbir peygamber rol almamıştır. Bir uçağın inşası ve sürekliliği noktasında hiçbir peygamber rol almamıştır. Allah bunu ilk başta Adem peygambere verdiği o bilgi çerçevesinde formülünü insana sunmuştur. İnsana akıl vermiştir, irade vermiştir, kabiliyet vermiştir. Ve yani kodlarını, daha doğrusu üretme kodlarını insana yükleyerek teknolojik üretim, evet. tarımsal ve benzeri tüm bu üretkenliği Allah peygamberlerin dışında diğer insanlara bu şekilde bunu yüklemiştir. Özellikleri vermiştir. Bu özellikleri vermiştir. Bu şu demek değildir. Peygamberler gelişmelerden uzak kalırlar, bu bilgiden uzak kalırlar anlamında söylemiyorum. Değil çünkü öyle peygamberlerin değil. Meslekleri de vardır. Vardır. Zekeriya Aleyhisselam marangöz olmazsa, Davut Aleyhisselam'ın demir ustası olmazsa, Nuh Aleyhisselam'ın gemiyi yapmazsa. Gibi. Dolayısıyla Nuh peygamber bir gemi mühendisi değildi. Evet. Ama Allah dilediği çok ciddi anlamda bir mühendislik harikası ortaya koyarak, yani 6 ay boyunca öyle söyleyelim, evet. azgın dalgalara karşı dayanacak, direnecek, su almayacak, batmayacak bir gemi inşası. Allah bu bilgiyi peygamberine vermiştir, Nuh peygambere. Mesela Süleyman peygambere verilen o bilgi, bugün
sahip olduğu hatta teknolojik yapı da yani. Ama dediğim gibi peygamberlerin göre teknoloji üretmek değil. Var olan unsurların, varlıkların barış içerisinde yaşamasını sağlamak ve tesis etmektir. Evet. Yani peygamberlerin görevi ahlakı, barışı tesis etmektir. İnsanların huzur içerisinde yaşamalarını sağlayacak kaide ve kuralları getirmelerdir. Yani din dediğimiz şey bu anlamda asıl itibariyle bunu oluşturur. Bundan hareketle şu ana kadar kuşlarla konuşup onları veya hayvanlarla konuşup onları sosyal hayatın içerisinde kullanan bir henüz teknoloji yoktur. Evet. Yani bir papağan birkaç söz söylüyor diye herkes seviniyor. Aa, bak işte konuştu falan diye. Dolayısıyla kuşlara talimat veren bir insan yoktur. Cinleri ve şeytanları çalıştıran, yöneten, yönlendiren bir teknolojinin söz konusu değildir. Evet. Öyleyse peygamberler ilmin ve bilginin zirvesinde bulunmuşlardır. Fakat Allah bunu onlara bir mucize olarak vermiştir. Dolayısıyla geleceğim nokta, bilginin kaynağı Kur'an'dır. Bilginin kaynağı sünnettir. Sizin ifadenizde bilginin kaynağı vahiydir. Vahidir. Evet. Öyleyse insana düşen görev nedir? İnsan kaç üniversite bitirirse bitirsin, hangi şirketin CEO'su olursa olsun veya kariyeri Ne diploması olursa ne olsun. olursa olsun, insana düşen şey haddi aşmamak, bağı isyankar olmamak, Kur'an ve sünnet vahiy ölçüsünde bir inanış ve bir dünya kurarak onun gölgesinde veya ışığında bir gelişme ortaya, bir üretim ortaya koyması gerekir diyebiliriz. Hocam aslında bu örneklemelerinizde insan ile bilgi arasındaki ilişkiyi de ele almış oldunuz. Evet. İnsan nedir? Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde Hazreti Adem Aleyhisselam'la birlikte yaratmış olduğu kendi rızasına uygun bir şekilde vahyin kontrolünde ve vahyin dışına çıkmamak suretiyle Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde kul olması, bilgiyi de bu doğrultuda kullanması. Tabii. Örneklerini verdiniz ki bu da yine bizlere aklı veren, bizlere bilginin kaynağını üreten yine Rabbimizin iradesiyle olan bir durum karşımıza çıkıyor. Şüphesiz yani Allah bize o bilgiyi hem yaratmıştır Evet. hem de o bilgiyi kullanacak aklı bize Basireti vererek vermiştir, yaratmıştır. feraseti vermiştir ki biz Evet. hiçbir doktor veya çok doktor vardır. Ama her doktor herhangi bir ilacı bulamayabilir veya bir tedavi geliştiremeyebilir. İşlerinde bilgi noktasında feraset sahibi, basiret sahibi bir doktor, bir hekim bir tedavi geliştirir, uygular, başarılı olur. Diğer doktorlar onu taklit eder. Veya bir Evet. mühendis bir teknolojiyi geliştirir, diğer mühendisler onu yapamaz ama aynı teknolojiyi kullanabilir ve taklit eder. Bu şekilde gelmiştir. Yani burada şunu desek daha doğru olur. Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu ilimle insanoğlu bu aletleri icat ediyor, yapıyor ve insanların yine hizmetine sunuyor. Tabii burada çok güzel bir nokta. Ona bir bilgi de şunu söyleyebiliriz ilave olarak. Nedir? Bir ressam, ünlü bir ressam diyelim daha da şey olsun. Bir tablo yapacağı zaman o tablo o süpür, şey fırçasını kendisi yaratmıyor. Evet. O fırçayı bir yerden alıyor. Yağlı boyasını bir yerden alıyor. Suyunu Tuvalini bir bir yerden yerden alıyor. alıyor. Tuvalini bir yerden alıyor. Tablosunu bir yerden alıyor. Onu yapmak için gerekli ışığı güneşten alıyor. Karanlığı neyse yine havadan alıyor, oksijeni bir yerden alıyor, masayı yaptığı alanı, odayı, hepsini bunlara toparlıyor, bir araya getiriyor ve geçiyor tablonun başına ve günlerce uğraşarak bir de el emeğini kullanarak Kabiliyetiyle. kabiliyetiyle, Herkes resim yapabiliyor evet, ama herkes ressam burada olamıyor. bir şey ortaya çıkıyor ve sonuçta bir tablo ortaya çıkıyor. Tabloyu resim yaptıktan sonra karşısına geçip bunu ben yarattım diye bir cümle kullansa ki bazıları kullanıyor. Yani bu bilgi bana ait, bu bana aittir sonuç itibariyle dese, ya burada bir dakika bir insaf deriz ya. Ne? Bu yağlı boyayı sen mi yarattın? Yok. Fırçanı sen mi yarattın? Yok. Peki buna gerekli ışık Allah yarattı, sana verdi. Evet. Peki gölge? Evet. Eşya? Evet. Yani her şeyi sen bir araya getirerek sonuçta Allah'ın sana verdiği bir kabiliyette bu Evet. tabloyu oluşturdun. Bunu sen
yaratmadın. Sen sadece malzemeleri kullanarak bir sonuç ortaya çıkardın. Evet. Malzemeleri kullanarak bir sonuç ortaya çıkardın. Dolayısıyla burada yaptığın şeye tapınmanın bir anlamı yok. Evet. Yani bu ne demektir o zaman? Ressam resmine tapınmış, kul olmuş diye bir tablo ortaya çıkar ki bu da çok korkunç bir hadisedir. Evet. Dolayısıyla bilgiyi kullanmak ayrı bir şey. Bilgiye sahip çıkmak, onu ben yarattım demek farklı bir şeydir. Şeytanın ve Karun'un ve Belam'ın da işte düştükleri nokta burasıdır. Evet. İnsan şunun farkında olmalıdır. Bilgiyi ben kullanıyorum. Zaten vahiy, inanç bilgileri tamamen semavidir. Bu konuda insanın katkısı yok. Sadece nakle dayanır. Ama bunun dışındaki bilgi, teknoloji ve benzeri şeyler, bunlar anonimdir. Yani ilk insanla birlikte başlayan bir sürecin sonucudur. Evet. Bugün yüksek teknoloji, uçak diyelim, birdenbire insanlar uçak yapmadılar. Onun bir süreci var. Evet. Yani önce diyelim ki 1 kilometre uçurabildiler, sonra 10, sonra 100, neyse şimdi kıtalar arası gidiyor. Demek ki bunların hepsinin bir önceki yüzyıllarda yaşayan ilim adamlarının bir katkısı vardır. Bu katlanarak devam etmektedir. Dolayısıyla bilgi, yani ahiret, ahlak, adalet, efendim ibadet, hukuk noktasında bilgiye kaynaklı din yapar. Yani evet, Kur'an ve peygamber vahiy yapar. Bunun dışında teknolojiyle ilgili olarak üretimi ise Allah insana bırakmıştır. Ve vermiş olduğu insanlardaki evet, kabiliyetler, özellikler, keskin zekalar ne yapmıştır? Ürünleri ortaya çıkarmıştır. Herkesin tabii ki bir keskin zekası vardır. Şimdi burada kutsal olan şey nedir noktasında? Kutsal olan şey meslekler değil. Kutsal olan şey alın teridir. Evet. Yani kapitalizm meslekleri kutsallaştırıyor. Kapitalizm. Aslında ama bir tuzağa düşürüyor. İslam ise bu noktada alın terine değer verir. Düşünelim, yani şey noktasında diyelim bir site düşünelim, 10 katlı olsun. Bunu her bir katında, yani en yükseğine diyelim ki hukukçular otursun. Bir altında işte ekonomistler, bir altında doktorlar, bir altında şunlar. Bunlar hep böyle evet, bu şekilde diploma sahibi insanlar otursunlar. Ve bir gün bundan oturduğu sitede bir kanalizasyon patlasın. Patlasın. Örnek yani bu. Şimdi öyle ki patladığı andan itibaren müthiş bir koku. Evet. Kimse evinde oturamıyor yani. Pencere örtüyor, kılmaya çalıştırıyor ama koku yine içeriden, o yönden yine geliyor yani. Şimdi onların sahip olduğu bu diplomaların hangisi bu kanalizasyon sorununu giderebilir? Eğer işlerinde bir su ustası varsa. Yani eğer dışarıdan bir sıhhi tesisatçı, yani evet, bu su tesisatçısı, kanalizasyon işleriyle ilgilenen, bunları bilen bir usta gelip onu, o arızayı gidermediği müddetçe, onu, o sorunu çözmediği müddetçe o binanın bir hafta yaşanır hiç kimse oturmaz. Evet. Yani bir hafta, yani bir ay sürdüğünü düşünelim. O ilk bir hafta içerisinde herkes orayı terk eder ve gider. Evet. Peki niçin? Doğrudur. Rahatsızlık. Yani niçin? Yani burada doktor, yani şeyin, mesleklerin hayatın her alanına bir dokunuşu vardır. Ama her meslek hayatın ta kendisi değildir. Evet. Hukukun bir ayrı bir boyutu vardır. Tıbbın ayrı bir boyutu vardır. Ekonomistin ayrı bir boyutu vardır. Toplumda hepsine ihtiyaç tabii, vardır. İlahiyatçının ayrı bir boyutu vardır. Ve sıhhi tesisatçının da toplumda ayrı bir yeri vardır. Evet. Yani bu meslek olmasın, buna ihtiyaç yoktur dediğimiz an binalarda, mahallelerde kokudan ve şeyden geçilmez. Yani meslek sahibi olmak insanı üstün kılmıyor. Kılmıyor. Öyleyse burada bilginin bir namusu vardır. Evet. Bilginin bir ahlakı vardır. Bilgi namusuyla birlikte, bilgi ahlakıyla birlikte kullanılırsa insan ve çevre lehine ortaya bir değer çıkar. Evet. Ama bilgi namusuyla kullanılmaz, bilgi ahlaksızlaştırılır evet, ve çıkar amaçlı bir çerçevede kullanılacak ya da vahşet amaçlı, soygun amaçlı kullanılacak olursa tabii ki o ortamda da insanların yaşaması bu anlamda söz konusu değildir. Dolayısıyla kutsal olan şey alın teridir. Kutsal olan şey bilgiyi namusuyla, ahlakıyla bu alanda kullanmaktır. Evet. Bunun dışındaki değerlendirmeleri dikkate almak da doğru olmayacaktır. Hocam aslında burada çok güzel bir tabir kullandınız. Bilgi namusuyla evet, kaimdir desek, daha bilgi ahlakıyla kaimdir desek daha yerine taştan oturduğunu İsabetlidir, görebiliriz. Evet.
ki maalesef şeytanın günümüzdeki en büyük silahlarından birisi kapitalist ekonomidir. Evet. Diğerisi ise kapitalist bilgidir. Yani kapitalist bilgi nedir? Evet. Birileri para için okumuştur, makam mevki sahibi olmuştur. Kitaplarını çok pahalı paralardan satabilir. Ondan sonra bulunmuş olduğu mevki, makamda kendisini diğerlerinden farklı görür, ötekileştirir ve kendisine kapitalizmi kendisine rehber aldığı için kapitalizmin de panzehri nedir? İslam'dır, vahiydir, akıldır, bilginin doğru kullanılmasıdır ve bundan sürekli rahatsızlık duyar ki özellikle ülkemizde yaklaşık 70-80 yıldır birileri Müslümanları hep ötekileştirmeye çalışmıştır. Hor görmek istemiştir. Ondan sonra bir Müslümanın eğitim görmesinin önüne setler çekmişlerdir. İmam Hatip okulları kapatılmıştır. Sonra cenazemiz yıkansın diye İmam Hatip okullarını açmışlardır. Bu ülkede 28 Şubatlar uygulanmıştır. 28 Şubatlarda başını açmayan okuyamaz, sakalını kesmeyen okuyamaz, namaz kılan devlet memuru olamaz şeklinde ülkemiz çok ağır badireler atlatmıştır. Ki bu zihniyetin kalıntılarını hala görebiliyoruz. Kimisi siyaseten karşımıza çıkıyor. 4-6 yaş Kur'an kurslarını ortaçağ karanlığına dönüş olarak telaffuz ediyor. Kimileri çıkıyor, işte başörtüsü olanlar hakim olamaz, savcı olamaz, psikolojik danışman olamaz, psikolog olamaz şeklinde gaflarda değil, inanmış olduğu değerlerden dolayı, inandığı davasından dolayı kendisine bir Müslümanın duruşundan bile rahatsızlık duyuyor. Şimdi bu insanlar bu toplumu acaba nereye getirdiler veyahut nereye götürmek istiyorlar? Evet. Şüphesiz ki bilginin namus, bilgi namusuyla kayımdır. Doğru. Namussuz bir bilgi insanlık için bir felakettir. Evet. Yine bilgi ahlak ile kayımdır. Ahlaksız bir bilgi insanlık için bir felakettir. Bir sondur. Doğrudur. Bu çerçevede öyleyse bilginin kaynağı Allah ve peygamberidir. Diğer bir ifadeyle kitap ve sünnettir. Bir başka ifadeyle vahiydir. Evet. Bu da bu anlamda doğrudur. Ki neden? Estağfirullah. Yani biz her sabah namazı, sabah namazdan sonra, akşam da akşam namazından sonra Haşr suresinin son ayetlerini okurken, o müthiş ayetlerdir onlar. Estağfirullah. Huvallahu lezi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade ve rahmanur rahim. O Allah. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. O açığı ve gizliyi bilir. O esirgeyen ve bağışlayandır diye başlıyoruz. Öyleyse Allah bu çerçevede Allah'ın bir projesi vardır. Bu projesi de insandır. Fakat ahlaklı insandır. Allah ahlaklı bir insan projesi oluşsun diye kitaplarını ve peygamberlerini bu anlamda göndermiştir. Dolayısıyla o projenin ahlaklı ve namuslu bir şekilde uygulanması için Kur'an yani kitap ve peygamberleri de Cenab-ı Hak insanlığa bu çerçevede servis etmiştir. Bu anlayışı yani bu inanışı ya da bu projeyi kodlarına göre uygulamayan insanlar projenin başarısızlığını sonuç olarak ortaya çıkarmıştır. İşte son 100 yılda insanların ortaya çıkardığı o ideolojiler, komünizm, faşizm, sosyalizm, kapitalizm, ırkçılık ve benzerleri milyonlarca insanın ölümüne sebep vermiştir, hala vermeye devam etmektedir. Evet. Yani birileri kalkıp evreni yönetme iddiasında bu anlamda bulunmuşlardır. Biz evreni, insanı, yaratılanları, varlıkları, hayvanları, ormanları biz daha iyi yönetiriz diye Kur'an'ı ve sünneti devre dışı bırakarak böyle bir iddia ortaya koymuşlardır. Bir görüntü vermişlerdir. Bundan hareketle hani şu ayet-i kerime 30. 27. surede geçmekte, Mülk suresinde. Ela ya'lemu men halak ve huvel latiful habir. Ayet-i kerimesi. Yani o yaratan bilir. Ela ya'lemu men halak. Evet. Yani o yaratan bilmez mi? Evet. Ela ya'lemu. Kendine gel. O latif ve habir. Habirdir. O habir ve latif olan o Allah, o yaratan bilmez mi?
Şimdi dolayısıyla o Allah neyi bilir? Yarattıkları her şeyi bilir. Peki, yaratmayı biyolojik olarak biliyor. Fizyolojik olarak biliyor. Gökleri yaratıyor, yerleri yaratıyor, ormanları yaratıyor, cinleri, melekleri yaratıyor, kuşları, kelebekleri, karıncayı yaratıyor, yılanları, yarasaları, her şeyi yaratıyor. İnsanı yaratıyor. İnsanı yaratıyor. Peki tüm bunları bilen, noksansız, eksiksiz ve mükemmel bir şekilde, yani halk arasında 10 numara 5 yıldız diye bir yaratılış ortaya koyan Allah, fakat insanın sevk ve idaresiyle, bireysel, aile ve toplumsal yaşamıyla ilgili kurallar koymayı bilmiyor, öyle mi? Haşa. Bu çok korkunç bir şeydir. Şimdi dolayısıyla o sizin ifade ettiğiniz geçen hafta içerisinde kendisinin psikolog olduğunu söyleyen ya da pedere uzmanı olduğunu söyleyen birisinin kalkarak başörtülü olan kadınların pedere uzmanı olmaları, psikolog olmaları ya da psikiyatrist olmaları doğru değildir. Nötr olamazlar. Dolayısıyla bu olmaması gerekir diye bir iddiada bulunması, bir ne diyeyim, akıl tutulması yaşaması, cehalette bulunması, klinik bir vaka, klinik bir kafa bu çerçevede karşımıza çıkması. Peki doğru olmaz derken doğru olanı söyleyebiliyor mu? Onu da söyleyemiyor. Aslında onu ima ediyor tabii. Evet. Yani dolayısıyla başörtülü olan bir hanımefendi psikolog olamaz. Aslında buradaki maksat psikologluk veya hakimlik, savcılık değil. İslam'ın bir şiarı olan bir başörtüsüne resmen bir saldırıdır bu. Ben bunun bilimsel boyutunu söylüyorum. Tekrarlıyorum ayet-i kerimeyi. Birincisi, Estağfirullah. Huvallahu lezi la ilahe illa hu alimul gaybi ve şahade. O Allah ki açığı ve gizliyi, her şeyi bilir. Evet. Peki Allah insanı yarattığı bu çerçevede bir başı kapalı kadının psikolog olup olamayacağını haşa bilmiyor muydu? Madem ki başı kapalı olan bir kadın psikolog olamayacaktı, Allah ona niye başörtüsünü farz kıldı? Evet. O adamın iddiası budur. Allah bilemedi bunu, bu kadının psikolog olup olamayacağını. Dolayısıyla ben söylüyorum, başı kapalı bir kadın psikolog veya psikiyatrist veya bir şey olamaz, pedere uzman olamaz demektir bu. Peki bir başka ayet-i kerebiyine söyleyecek olursak bu noktada, işte اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقْ, yani yaratan bilmez mi? O kadını da, kafasını da, erkeği de, zihnini de, kalbini de, ilmi de, bilgiyi de, her şeyi yaratan Allah, onun nasıl kullanılabileceğini ve servis edileceğini, haşa, onunla ilgili kurallar koymayı bilmez mi? Yani bunun açık olarak halkın bu soruyu kendisine sorması lazım. Ey pedere azmanı olan adam bu konuda, yani pedere azmanı olan adam, sen kalkacaksın Allah'a rağmen, İslam'a rağmen, Kur'an'a rağmen, sünnete rağmen bir kararda bulunacaksın. Hayırdır? Psikolojiyi sen mi yarattın yoksa? Ben diyor işte öğretmenlere, mimara, şunlara, bunlara bir şey diyemem ama kendi alanında hayırdır? Bunu yaratıcısı sen misin? Kuralı sen mi koyacaksın? Hayır, böyle bir şey olamaz. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde o adamın ortaya koyduğu bu tavır doğru. 100 yıllık Türkiye Cumhuriyet tarihi içerisinde Jacoben, militarist, üstten bakmacı bir şekilde monşer zihniyeti. Halka sizin düşünmenize gerek yok. Biz düşünürüz sizin adınıza. Sizi kuralleştiririz. Tabii sizin adınıza biz yeriz. Sizin adınıza biz gezeriz. Sizin adınıza biz ilim diye uyduruk şeyler tahsil ederiz. Sizin adınıza biz nefes alıp veririz. İstediğimiz zaman ölürsünüz, istediğiniz zaman kalırsınız diye bir mantık içerisindeki o bakışın bir devamıdır bu aslında. Ama bu meydan okumadır. Kime meydan okumadır? Vahye meydan okumaktır. Bu anlayış vahye meydan okumaktır. Ben beklerdim ki bu çerçevede biri kalkacak, kadınlar hakkında böyle bir ileri geri görüş ortaya koyacak. Ama başta Müslüman kadınlar olmak üzere çıkıp bir basın açıklaması yapmayacaklar. Bu çok korkunç bir şey. Kadın hakları savunucuları, sözde feministler, evet. Neredesiniz? Yani şu noktada onlar hani bize nasıl giyineceğimizi siz söyleyemezsiniz. Bu beden bize ait, istediğimizi kullanırız diyen o anlayış, bir hanımın ben kendi giyim tarzımı kendim belirlerim, mesleğimi kendim tercih ederim doğrudur. Evet, katılıyoruz. Yani bu noktada hanımlar ya da erkekler ahlaki çerçeve içerisinde bir dünyayı inşa ederler. Bunda sorun yok. Ama Müslümanların özellikle PDR alanında varlık gösteren, faaliyet gösteren hanımefendilerin,
İster açık ister kapalı fark etmez. Bizim alanımızda bir kimsenin müdahale etmeye hakkı yoktur. Bu kararı biz veririz diyerek bir bilimsel, ilmi, ahlaki, bilimin namusu çerçevesinde, ilmin ahlakı çerçevesinde bir duruş ortaya koymaları gerekirdi. Fakat ne yazık ki bunu göremedik. Evet. Ki bu tür saldırılar da daha şiddetlisini göreceğiz ki bu şahıs, profesör, sözde profesör, Üstün Dökmen ismindeki şahıs 2019'da da buna benzer yine bir açıklama yapmıştı. Şimdi Ki bunlar aslında içlerindeki kinleri kusuyorlar. İçlerindeki kinleri kusuyorlar ki onlar diyorlardı ki bu makamlar bizim, bu ülke bizim. Biz emrederiz, bunlar yapar, bunlar bizim kölelerimiz diyorlardı. Şimdi bir başörtülü bir hanımefendinin profesör olması, vali olması, hakim olması, savcı olması diyor ki bunlar nasıl olabilir deyip Evet. burada sözde Atatürkçü bunlar, sözde Cumhuriyetçi, sözde insan hakları savunucuları, sözde humanistler ama peynirle laf gemisi yürümediği gibi bunlar da sözde olmaktan öteye geçemeyecekler. Şunu söylemek lazım tabii bu adamın yani varlığın diyelim biz bu çerçevede. Üstün müdür, ötüre midir, esire midir? Ama üstün olmadığı kesin. Olsa olsa bir esiri olabilir. Dolayısıyla hani bu bir camın kırılması gibidir. Gündeme gelme noktasında bir cama taş atmaktır. Cam kırılınca herkes ayağa kalkacak. Evet. Aa kimmiş filan. Yok bunların pazarı geçti. Alıcısı evet. Pek yok yani. Ki bu şekilde sloganik, evet. Militarist, anarşist söylemler artık bu ülkemizde maya tutmuyor. Ki bizler yaratılanı severiz, yaratandan ötürü mefkuresini kendimize rehber edinmiş, herkese saygısı olan, hiç kimsenin giyimine, kuşamına dil uzatmadan bu ülkemiz için, insanlık için neler yapabiliriz? Biz bunun derdinde olan insanlarız, bunun derdinde olan bir ümmetiz ki ülkemiz inşallah bu tür insanlardan gün gelecek kurtulacak ve üreten insanlarla ülkemiz daha güzel yerlere gelecek inşallah. Burada tabii ki doğrudur Müslümanlar yani halk bunun farkında olarak bilginin kaynağının kime ait olduğunu, bilginin değerinin, değer bulmasının nasıl olduğunu, buna cevaplar bulması gerekliliğini program içerisinde bahsettiğimiz gibi sözde 2000 yılı başlangıcınca bu yüzyılın Amerikan yüzyılı olacak diye iddialar falan vardı. Bazılar kalktı Batı medeniyetin üstünlüğünü geçmişti ilan etti. Hayır, bu tabloya baktığımız zaman Batı medeniyeti iflas etmiştir. Amerika Her şeyle çöküşe beraber geçmiştir. Amerika çöküşe geçmiştir. Çin o kadar korkunç bir beslenme içerisinde ki insanın midesini alamayacağı hem bir fiziki beslenme hem de zihinsel beslenme içerisinde. Hem de kapitalist beslenme. Hindistan'ın öylesine, Afrika böylesine. Dolayısıyla yani insanlığı refaha çıkaracak, insanlığı aydınlığa çıkaracak kaynak Kur'an ve sünnettir, vahidir. Bundan beslenerek ancak bir dünya inşa edilebileceğini insanımızın bilmesi lazım. Hani Yusuf suresinde Rabbimizin Estağfirullah Vallahu galibun ala emrihi ve lakinne ekseren nasi la ya'lemun Sadakallahu lazim. Allah işinde mutlak galiptir. Yani Allah yaratmasında, sevk ve idare etmesinde, hukuki, ekonomik, sosyal, ahlaki kurallar koymasında bir otorite ve bir güç sahibidir. Ama bunu insanların çoğu bilmezler. Dolayısıyla bugün İslam'ın dışında ortaya atılan ideolojiler, felsefeler, izimler, iddiaların tamamı aslında tarihin çöplüğünde yer almış. Fakat onun yeniden cilalanarak, boyalanarak, makyajlanarak İnsanların önüne getirme noktasında girişimler söz konusudur. Aslında sömürü aracı olarak kullanmak yani, Mutlaka yani Allah bu ayet-i kerimede dediğimiz buyurduğu gibi kendisi ben işimi iyi yaparım. Mutlak hakim ve egemen benim bu konuda. Herhangi bir eksiklik bunu bu anlamda göremezsiniz. Dolayısıyla ama insanların çoğu bunu bilmez diyerek Müslümanlara bir şeyde bulunmaktadır. Dikkat edin. Birileri sizi yaldızlı sözlerle bilginin kaynağından, ilmin kaynağından, ahlaktan, adaletten, dinden, peygamberden soğutma noktasında, uzaklaştırma noktasında birçok tablo ortaya koyabilir.
sakın buna itibar etmeyin, iyi bilin, yaratan bilir diyerek o Tin suresinin sonundaki Estağfirullah Aleyhisallahu bi ahkamil hakimin Aleyhisallahu bi ahkamil hakimin Allah hakimlerin hakimidir. Yöneticilerin yöneticisi değil midir? En iyi bilen, en iyi yöneten, en iyi sevk ve idare eden o değil midir? Diyerek Rabbimiz bu anlamda Müslümanlara bir yol çizmekte. Bu projenin içeriğinden bize bu anlamda bahsetmekte. Hatta yine Yusuf suresinde bir ayet-i kerime olsa gerek. Estağfirullah. İnil hükmü illa lillah. Emenlik kayış şartsız Allah'a aittir. Nerede? Haydi Allah bulutları göndermezse gönderin bakayım bulutları. Güneşi durdursa hadi açın bakayım güneşi. Yağmuru aylarca günlerce yağdırsa hadi durdurun bakayım. Yok böyle bir şey. Bakın mutlak kalbin çalışmasında hadi bir dinlenin bakayım bir durdurun da gibi. Dolayısıyla insan düşünceye sevk edilerek bu noktada insan hiç müdahale edemedi yaratılış. Hiç müdahale edemedi. Yaşam, nefes ve benzeri şeyler, tabiat, elma, neyse gıda ve benzerleri. Ha, insan eline verilen şey, bu var olan şeyleri sevk ve idare etmede, yani yürütmede bir kolaylık elde etme noktasında. Geçmişte insanlar yaya yürüyerek köyler arası, şeyler arası giderlerdi. Sonra hayvanları kullandılar. Sonra da araçları kullandılar. Şimdi uçakları kullanıyoruz. Evet. Sadece farklılık bu. Bu noktada insanın bir yaşama müdahalesi var. Evet. Ama dediğim gibi onun da yine altyapısını Allah petrolü vermese kim o buna enerji sağlayacak? Yok. Evet. Enerji rüzgardan ya da sudan olmazsa, su ve rüzgar olmazsa elektrik insan bu olacak? Elektriği nereden elde edecek? Dolayısıyla insanın kendine gelmesi lazım. Tekrarlıyorum bir ressam yapacak, resim yapacak, sonra geçip ona secde edecek. Bu çok anlamsız yani bir cümle bulamıyorum. Düşüncenin bittiği bir yerdir yani. Şeytanın Allahü Teala'ya beni ateşten, Adem'i evet. topraktan yarattın deyip üstünlük taslaması gibi bir şey oluyor ortaya. Bu çıkmış oluyor. Bu çok da bir şey. Bak beni yaratan sensin. Adem'i evet. de yaratan sensin. Bunu unutarak ya da dikkate almayarak meydan okuması hadisesi. Evet. Bilginin bulanıklaşması, bilginin kaynağından uzaklaştırılması, ilmin vahiden uzaklaştırılması sonucu bir tabloyla bu anlamda karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla bir insanın mesleği ne olursa olsun, kariyeri, diploması, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun, insan şunun farkında olmak zorundadır. Bilgiye ve ilme ilk hareketi veren Allah'tır. Evet. Ve bunu yeryüzüne peygamberleri ve kitapları sonucu ortaya çıkarmıştır. Bu çerçeve içerisinde peygamberlerin sunduğu, yani vahyin sunduğu bilginin namusu ve ahlakı çerçevesinde bir hayat ortaya koyarak insan evet üretmeye devam etmelidir. Fakat burada şu unutulmamalıdır. Değişmeyen şeyler vardır. Değişmesi, değiştirilmesi, ertelenmesi, teklif edilemeyecek olan kurallar vardır. Bu yani bu bilgi ya da ilmi boyut vardır. Bunların dışında insana verilen bu çerçevede bir üretme bulunması insanın beklenen şeydir. Evet hocam. Bir de şu soruyu soralım hocam. Evet. Geç özetledik onu da. Şimdi karşımıza maddi bilgi var, manevi bilgi var. Bilgide dinin rolü var. İnsanlar maddi bilgiyle bir meslek sahibi oluyor. O bilginin ekmeğini yiyor. Manevi bilgiyle insan Allahü Teala'nın rızasına uygun bir şekilde yaşayabiliyor. Bir de bilginin dindeki bilginin rolü olayı var. Bununla da özetleyecek olursak hocam, programımızda bu soruyu da tamamlamış evet. olalım inşallah. Tabii yani Müslümanların tarih sahnesinden çekilmesiyle, yani uzaklaşmasıyla birlikte Batılıların ortaya koyduğu eşyayı tanımlama noktasında yeni referanslar bu anlamda ortaya çıkmıştır. Eşyayı tanımlama, siyaseti tanımlama, hayatı tanımlama, cinsiyeti tanımlama, dini tanımlama, hatta Allah'ı tanımlama noktasında, peygamberi tanımlama noktasında yeni yöntemler Batılılar geliştirmişlerdir. Yani Kur'an'ın, Tevrat'ın ve İncil'in getirdiği tanımlamayı Batı Fransız devrimiyle birlikte ortadan kaldırmıştır.
düne kadar olayları Allah merkezli ya da peygamber merkezli olarak tanımlarken dünya, ama Fransız devriminden sonra ise insan aklıyla olayları bu şekilde değerlendirmeye başlamışlardır. Yani vahyi devre dışı bırakarak bir tablo ortaya koymuşlardır. Burada manevi ve maddi bilgi de bundan sonra ortaya çıkmıştır. Aslında İslam'ın tarihine baktığımız zaman biz, yani bizim tarihi böyle kadim geleneğimizde ve ilmi çerçevemizde ilimleri tasnif ederken maddi ve manevi ilimler ilk önceleri hiç kullanılmamıştır. Sonraları bu kullanılmaya başlanmıştır. Bu dolayısıyla burada aslında bir operasyon da vardır. Dolayısıyla bu maddi bilginin sahibi benim, manevi bilginin sahibi de Allah veya din. Hani Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a diyerek bir şey ortaya koymuşlardır. Dualist bir ilah anlayışı ortaya çıkarmışlardır. Aslında laikliğin de getirdiği sonuç, geldiği sonuç budur. Laiklik, gökler Allah'a ait olsun, yeryüzü bize ait olsun. Dolayısıyla yeryüzüye Tanrı karışmasın onların ifadesiyle. Bu felsefenin sonucu olarak karşımıza çıkar. Öyleyse İslam hayata bir bütün olarak bakar. Dolayısıyla eli kalem tutan bir kimsenin hayatta anlatırken ve yönlendirirken adaletin yanında olması gerekliliğini, yazdığı kitapların para kazanma amaçlı değil, insan kazanma, insanı inşa etme noktasında olması gerekliliğini söyler. Dolayısıyla burada manen buna bir şey, hareket merkezi oluşturur. Yazdığın, ürettiğin bu kitap ve benzeri şeyler bir sorumluluktur. Dolayısıyla insan aleyhinde bulunmaması gerekir der İslam. Burada hem o manevi dediğimiz o sorumluluğu yükler, hem de maddi dediğimiz bir sonucu ondan talep eder. İnsanı yanlışa götürmeyen ve kazandığı paranın bu çerçevede müsbet olmasını böylece ondan ister. Fakat kapitalist bir anlayışla baktığımız zaman kapitalizmde kalp devrede değildir. Kapitalizmde sadece sonuç kazanma bu anlamda devrededir. Kişi bir eylem ortaya koyacaktır, bir çalışma. Bunun sonucunda para kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Şöhret elde ediyor mu, etmiyor mu? Ün, şan, şöhreti yakalayabiliyor mu, yakalayamıyor mu? Buna bakar. Eğer kapitalizmde bir insan ortaya bir eylem koyduğunda sonucunda maddi bir kazanç elde edemiyorsa, ona kapitalizm değer vermez. İsterse insanın hayatını, toplumun hayatını kurtarsın, onun için bir değer ifade etmez. Şimdi bu çerçeveden bakıldığında İslam, yani maddi bir ilim, yani nasıl bu maneviyattan kopuk olabilir mi? Hayır, olamaz. Çünkü kişi bilir ki Allah alimdir. Yani ister ekonomist olsun, ister siyasetçi olsun, isterse sağlıkçı olsun, isterse başka bir şey olsun, kendi eliyle Allah'ın kendisine vesile kılarak topluma dokunduğunu düşünür. Kerametin kendine menkul olduğunu bu anlamda kabul etmez. Allah ilk hareketi bana vermiştir, ben onun vesilesiyle bu işi yapıyorum diyerek insana dokunur. Fakat kapitalist dünyada ise ilk hareketi veren Allah değildir, kişinin kendisidir, aklıdır veya parasıdır. Bundan dolayı bu çerçeve içerisinde ilim İslami çerçevede tektir ve bunun iki ayağı vardır ancak denilebilir. Fakat kapitalist dünyada ise ilmin bu çerçeve içerisinde bir maddi boyutu ifade edebileceğimiz bir boyutu söz konusudur ki zaten onların dünyasında manevi bir ilmin boyutu ya da kimliği yoktur. Bundan hareketle Müslümanlar, buna daha net bir ifadeyle örnek verecek olursak, bir yazılımcı düşünelim. Bilgisayar yazılımcısı düşünelim. Bu bilgisayar yazılımı maddi midir, manevidir midir diye bir soru sorduğumuzda ilk bakışımızda tabii ki insan üretimi, yani Allah ilk hareketten sonra kişiye bu şeyi kazanma noktasında kabiliyeti vermiştir ve insana bunu üretmiştir. Maddi bir boyut gibi gözükecektir. Ama o yazılımın ahlaki anlamda kullanılmaması boyutu, o dinden kopuk bir şekilde kullanılmamasını İslam kabul etmez. Dolayısıyla ahlaki, İslami, insani namus çerçevesinde o yazılımın kullanılmasını ondan talep eder. Yani İslam hiç kimseden hackerlığı istemez. İslam
O süper anlamda bilgisayar yazılım bilen bir insanın bir başkasının hesabına girerek onun kasasını boşaltmak, hesaplarını değiştirmek, ele geçirmeyi asla tasvip etmez. Atom bomba yapmasını Evet, istemez. atom bombası yaparak atılmasını asla istemez. Dolayısıyla burada maddi ve manevi ilim Fransız devrimiyle birlikte ortaya çıkmış ve bizim de dünyayı tanımlama noktasında aslında bir sorun oluşturmuş bizim için. Ha, manevi ilimler, maddi ilimler diyerek bir ayrışmaya bu anlamda gidilmiştir. Hayır, maneviyatsız insan, ahlaksız insan, ahlaksız bilgi, ahlaksız ilim, ahlaksız ekonomi, ahlaksız ulaşım, ahlaksız iletişim olmaz. Mutlaka ahlakının olması lazım. Mutlaka ahlakının olması lazım. Ya nasıl? Evet, bunun üzerinde durulacak olursa, yani ahlaksız bir ulaşım uygun değildir diye. Ya ulaşımın ahlaksızlığı da mı? Tabii ki var. Ahlaksız bir iletişim. Tabii ki var. Evet. Yani tamamına biz, yani İslam, iletişimin ahlaki bir çerçevede oluşmasını talep eder. Dolayısıyla iletişimin elle tutulur, gözle görülür boyutu vardır, görülmeyen boyutu vardır. Dolayısıyla burada görülmeyen boyutunu biz manevi bir boyut olarak değerlendiririz. Görünen boyutunu ise madde olarak değerlendiririz. Ama İslam hayata bir bütün olarak bakar ve bu şekilde yönlendirir. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya diyerek böyle Bir iki anlayış ortaya koyması. dualist bir hayat anlayışı, yani iki ilahlı bir anlayış ortaya koymasın. Bunlardan Allah'a sığınırız. Allah'a sığınırız, evet. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli TV izleyicileri, Düşüneceksen'de programının sonuna gelirken Yunus Emre'nin ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır dizeleriyle ilmin, bilmin ve bilginin tüm insanlığın hizmetine uygun amaçla kullanılmasını, bilginin ahlakı olduğunu ve bu ahlakın maddi ve manevi boyutuyla ele almak suretiyle tüm insanlığın yararına olacak bir şekilde sınırları zorlamadan, insan haklarını ihlal etmeden ve Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bizlerin de Rabbimizden duamız ve niyamız tüm bilmin, ilmin, bilginin tüm insanlığın yararına olması duasıyla Allah'a emanet olun. Bir sonraki Düşüneceksen'de programında görüşmek dileğiyle.